Oo, faturalar gelmiş ki ne? Curcuna kopacak vallahi. Ne var Abbas efendi? Buyurun Makbule Hanım, faturanız. Ay çok yüksek. Ay çok yüksek. Osman Bey, Osman Bey. Hayırdır Abbas efendi? Osman Bey, faturanız çok düşük. Hanım hanım, fatura çok düşük. Ne olmuş bu faturaya? Hesabını bilen hanımlar Termosoft tasarruflu tencere kullanır. Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin %40'ı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tencerede yemeği değil, mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler Termosoft tasarruflu tencere kullanır. Termosoft mu? Aklı olan Termosoft alsın, parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsam eğer Allah canımı alsın. Termosoft hayattır ya. Termosoft tasarruflu tencere, Termosoft, can yakmayan tencere. Evet, arpa şehriyeli yayla çorbası yapacağız dedik. Bir çay bardağı arpa şehriye kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, kuru nane, bu kadar. Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz. Bir de su. Tekrardan Ayşegül Hanım malzemelerimizi saydı. Şimdi biz de sizlere yavaş yavaş malzemelerimizi bir daha anlatalım. Ondan sonra sizlerle beraber bu güzel çorbamızı yapalım. Şimdi sevgili izleyenler, şöyle güzel çorbamız için gerekli malzemelerimiz neydi? Şöyle gördüğünüz gibi arpa şehriyemiz var. Bir çay bardağı kadar arpa şehriye kullanacağız. Bir yemek kaşığı kadar un kullanacağız. İki yemek kaşığı kadar yoğurdumuz olacak. Bir adet hemen yumurta kullanacağız. Bunlar sosu için. Ondan sonra arpa şehriyemiz var. Şöyle etimizin suyunu da israf etmedik. Onunla beraber tekrardan ne yapacağız? Güzel bir çorba yapacağız. Ondan sonra şöyle biraz da sevgili izleyenlerimiz, bir çay kaşığı kadar da veya da bir tatlı kaşığı kadar da sebze çeşidiniz varsa onu da içine ilave ederseniz farklı bir lezzet elde etmiş olacaksınız. Hemen tenceremizi ocağa koyduk ve ondan sonra tenceremizi ocağa koyduktan sonra şöyle et suyumuzu içine ilave edelim. Et suyumuzu içine ilave ettikten sonra biraz şöyle Ayşegül Hanım hemen kettle'dan da çok hafif biraz daha ne yapacak? Sıcak suyumuzu içine ilave etsin sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra ne yapacağız? Yavaş yavaş suyumuz kaynamaya başlasın. Hemen şöyle arpa şehriyemizi içine ilave edeceğiz. Yeterli, yeterli mi? Ayşegül Hanım. Elinize sağlık. Rica ederim. Şöyle geniş bir kabımızı da alalım tekrardan. Şu da olabilir aslında. Şöyle hafif biraz su tutalım. Zaten içinde etlerimiz vardı. Şimdi şöyle sevgili izleyenlerim geniş kabımızı da aldık. Şöyle çırpma tellerimizi tekrardan alıyoruz. Şöyle... Şimdi sizlerle beraber hemen sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz için de şöyle bir adet yumurta demiştik. Şöyle yumurtayı güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Önce yumurtayı kırıyoruz geniş bir kabın içine. Hemen yumurtayı kırdıktan sonra şöyle güzelce bir şekilde çırpalım. Görüyorsunuz. Hemen yumurtayı kırdık ve çırptık. Ondan sonra şöyle yoğurdumuz var sevgili izleyicilerimiz. Hemen 2 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanıyoruz. Yoğurdumuzu da şöyle güzelce bir şekilde ilave edip tekrardan şöyle çırpalım. Onu da güzelce bir şekilde çırptıktan sonra tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle sevgili izleyicilerimiz, unumuz var tabii ki. Şimdi de unumuzu içine ilave edeceğiz. Şöyle unumuzu yavaş yavaş alalım. Bir yemek kaşığı kadar az kullanacağız. Çünkü neden az kullanacağız? Şehriyeler de kendi nişastasını bırakacağı için az kullanacağız. Yemeğimiz çok fazla katı olmayacak. Ondan sonra şöyle çok hafif de unumuzu içine ilave ettik. Görüyorsunuz. Hemen unumuz da İçine ilave ettikten sonra tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bir şekilde çırpma işlemine devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle kameramanlar sağa sola bakarken bize çaktırmadan şöyle sevgili yönetmenimizin suyunu alalım. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi hemen sosumuzu hazırladık. Sosumuzu hazırladıktan sonra şöyle güzelce bir şekilde önce yumurtayı çırpıyoruz. Yumurtayı çırptıktan sonra yoğurdumuz ve yoğurdumuzu da çırptıktan sonra tekrardan bir yemek kaşığı kadar unumuzu içine ilave ediyorsunuz. Şöyle sosumuzu hazırladık ve yavaş yavaş şöyle açalım. Çok hafif suyumuzu içine ilave ettik. Şöyle suyumuzu içine ilave ettikten sonra şöyle yavaş yavaş açtık. Şu anda yeterli sevgili izleyicilerim suyumuzu ilave ettik. Bunu ben sizi çaktırmadan Ayşegül Hanım'a vereceğim.
çeşmede doldursun. Yönetmenimiz çünkü programdan sonra gelip bu sulara o içiyor. Çeşme suyunu içsin o. Biz de şöyle ben suyumuzu... Ben okutacağım suyu hocamıza nazar için. Alır inşallah. Ondan sonra içireceğim. Su zaten başlı başına şifa. Öyle doğru söylüyorsunuz hocam. Gerçekten şöyle sosumuzu da kenara aldık. Sosumuz hazırlandı sevgilicilerimiz. Hemen sosumuzu güzelce bir şekilde hazırladık. Ondan sonra suyumuzu tenceremize ilave ettik. Yavaş yavaş suyumuz kaynamaya başladı. Hemen ne yapalım? Şöyle gördüğünüz gibi içine arpa şehirlerimizi içine ilave etmiş olduk. Hemen arpa şehirlerimizi içine ilave ettikten sonra şöyle tekrar da ne yapıyoruz sevgilicilerimiz? İçine biraz şöyle sebze çeşitlerimizi içine ilave ediyoruz. Çok hafif, şöyle güzel bir lezzet versin diye onu da içine ilave ediyoruz. Ve içine ilave ettikten sonra şöyle yavaş yavaş karıştıracağız. Güzelce bir şekilde hemen kaynamaya başladı bile. Şöyle yavaş yavaş. Evet, şöyle güzelce bir şekilde hazırladık. Ve arpa şehirlerimiz şimdi yavaş yavaş kaynayacak. Şimdi yavaş yavaş arpa şehirlerimiz kaynarken biz de ne yapalım? Şöyle güzel tenceremizi alalım. Sevgili şöyle ufak tenceremizi. Şöyle onu da şöyle ocağımıza koyalım. Altını açıyoruz. Ve tekrardan şöyle çok hafif biraz tereyağımızı eritelim. Evet, şöyle. İçine 1 veya 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı içine ilave edeceğiz. Şöyle. Evet, tenceremizde hemen şimdi ne yaptık? Yavaş yavaş görüyorsunuz. Hemen arpa şehirlerimiz güzelce bir şekilde hazırlandı. Onları kendimi tenceremize... bir an kaptırdım. Evdeyim zannediyorum. Temizlik delisiyim ben gerçekten. Hocam görüyor musunuz? Hemen böyle serpakla 2 dakikada ızgaramızı temizliyoruz. Evet, çok güzel. Maşallah. Şimdi bu ızgara çok hakikaten benim dikkatimi çekti. Güzel bir alet. Evet. Kolaylık daha versin. Daha var değil mi usta? Biraz daha kaynatacağız. Daha var, biraz kaynatacağız. İstersen hocamıza bir hocama, çay ikram edelim. Tamam, hocama çay ikram edeceğim. Bir de ben olur de efendim, bir şey zahmet olmazsa. Zahmet olmazsa. Tabii ki hocam, ne demek? Ne demek? Bizim için bir şereftir. Tabii şimdi dinimizde diyor ya hani ikram edileni de geri çevirmemek evet, lazım değil mi hocam? Tabii tabii. Tabii ya Şeyla Hanım. Şimdi çay da bu güzel bir alet hakikaten. Evet. Çay da bundan geliyor. Aynı enerjiyle ayrıca bir iki çaydanlık yapmışsınız hocam. Evet. Bir de aynı ısıtıcıyla. Evet. Aynı ısıtıcı hem çayı demliyor, ısıtıyor hem de üstünde ızgaraları yapıyoruz. Yapıyor. Gerçekten güzel bir alet. Afiyet olsun evet. Hocam. Evet, şimdi çorbamız da pişti. Biz hocamızla sohbet ederken bakalım ne yapmış Abdullah Usta. Evet, bir de sevgili izleyenlerimize anlatalım neler yaptığımız. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, şimdi güzel size şöyle arpa şehirli, şöyle yayla çorbamız ve onu neler yaptığımızı bir daha anlatalım. Önce hemen et suyumuzu koyduk. Ondan sonra üzerine biraz normal suyumuzu takviye yaptık. Suyumuzu belirledik. Suyumuzu ayarladıktan sonra içine arpa şehirlerimizi ilave ediyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Yavaş yavaş çorbamız kaynarken hemen ne yapıyoruz? İçine biraz da sebze çeşitimizi içine ilave ettik. Kaynama işlemine devam etti. Ve güzelce bir şekilde kaynadıktan sonra tuzumuzu ayarladık ve tuzumuzu da ilave ettikten sonra çorbamızı güzelce bir şekilde hazırladık. Ve içine sosumuzu hazırladık. Sosumuzda ne yapıyoruz? 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. 1 yemek kaşığı kadar unumuz. 1 adet yumurta kullandık. Önce yumurtayı güzelce bir şekilde çırpıyoruz. Ve ondan sonra yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yoğurdumuzu da çırptıktan sonra hemen unumuzu ilave ediyoruz. Ve az bir suyla açtıktan sonra sevgilimiz kaynayan çorbamızın üzerine ilave ediyoruz. Kaynayan çorbamız bir 5 dakika daha kaynadıktan sonra, özleştikten sonra altını kapattık ve şöyle sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuzu da sevgili izleyicilerimiz içine tereyağımızı ilave ediyoruz ve az bir şey ne yaptık? Nanemiz ve pulverimizle beraber sizlere hazırladık. Onu da güzelce bir şekilde şöyle hazırladık. Sosumuz da hazır. Şimdi çorbamızı servis tabaklarımıza alalım. Şöyle arpa şehirli yayla çorbamız hazırlandı. Hemen şöyle güzelce bir şekilde servis tabaklarımıza almış olalım sevgili izleyicilerimiz. Sizler de böyle farklı sunumlar yapabilirsiniz, güzel sunumlar gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle çorbamızı alalım ve kenara koyalım. Bir tane daha servis tabağımızı alalım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi hem et suyumuzu kullandık hem de içinde yoğurt, yumurtamız var. Onu da şöyle alalım. Ve ondan sonra şöyle tereyağımız sevgili izleyicilerimiz. Tereyağımızı da şöyle güzelce bir şekilde alalım. Üzerine ilave edelim. Arpa şehriyeli şöyle yayla çorbamız sevgili izleyicilerimiz. Siz de böyle güzelce bir şekilde yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi çorbamızı sizlere anlattık. Ne yapalım? Diğer yemeklerinizi de anlatalım. Ve efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Yarın yine tekrar buluşacağız.
Bayram hocamızdan evet, güzel bir eser dinleyelim. Evet sevgili izleyicilerim sizlerle beraber yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın farklı tatlar ve lezzetler de ekranda olacak. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Olimpist'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpist. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpist'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpist'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. Olimpist. Olimpist.